İlk kez 1993'te düzenlenen, 2003 yılından beri ise geleneksel hale gelen onur yürüyüşü, 2015 yılından bu yana valilik tarafından engelleniyor, polis müdahalesine sahne oluyor. Bu yıl 30 Haziran'da düzenlenen yürüyüş öncesinde başlayan tartışmalar, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklama yapmasından İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmasına dek uzandı. Tartışmalarda hükümete yakın isimlerden ve yine hükümete yakınlığıyla bilinen STK'lardan gelen açıklamalar, LGBT'lilerin aile kurumuna hedef aldığı yönündeydi. Biz de LGBT'yi çocuğu olan ailelere yaşananları sorduk. Bizim çocuğumuzun bize açılması telefon yöntemiyle oldu. Kendisi zaten yurt dışındaydı. Üniversite eğitimi için gitmişti. Ve işte gittikten bir süre sonra aramayı etmiyor, sormuyor. İletişim kurmakta zorlanıyoruz vesaire. Bir gün işte böyle bir iletişim sıkıntısı yaşadığımız bir dönemde beni aradı. Tam da böyle bir toplantıdayken ve buna dedim ki 2 saat sonra ben seni arayacağım. Aradım. Dedi ki işte sen neredesin? Ben normalde Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'dayım dedim. İşte Ankara'ya ne zaman döneceksin? 2 gün sonra döneceğim dedim. Ondan sonra işte size anlatmam gereken bir şey var dedi. Vesaire ama dedi işte yüzlerinizi görmek istiyorum, gözlerinize bakmak istiyorum dedi. Dedim o çocuğumu çalıtma beni. Yani çabuk söyle ne oluyor? Ve dedi ki ben dedi transseksüelim dedi. İyi dedim yani önemli olan senin mutlu olman dedim. Ama bir yandan da başımdan aşağı kova kova kaynaştılar boşalttı tabii. Ama yine de ilk önce bildiğim için hani benim açımdan çok zor olmadı. Eşim biraz daha fazla sıkıntı çekti. Yani genelde yaşanan sıkıntılar oluyor. İşte acaba ben mi kusurluyum? Acaba işte hamileyken mi bir şey oldu? Vesaire gibi bazı hani kafasında bir şeyler kurdu. Acaba bu değişebilir mi diye şeyler düşündü. Ama hani mümkün olduğu kadar birbirimize destek olduk. Ben de epey anlattım. Kendisi de tabii bütün literatürü okudu. Çocuğumuzun da diyaloğumuzu sürdürerek aslında çok da fazla zorlanmadan bu süreci atlattık. Bana açılmadı. Ben bir arkadaşım vasıtasıyla bilgisayar konuşmalarına şahit oldum. Daha önce bir kez daha şüphelenmiştim ama inkar ettiği zaman sanıyorum inanmayı tercih etmiştim. Ama bilgisayardaki konuşmalarda artık inkar edilecek bir şey de yoktu. Yine de bekledim sanıyorum. Hani yine de inkar ederse herhalde yine kabullenirdim. Üniversite 1'deydi. Öğrendiğim zaman önce yüzleşmekten korktum açıkçası. Ama yüzleştiğimiz zaman da hemen klasik böyle tedavi yollarına falan gitmeyi önerdim. Çünkü düzelebilecek bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama bu sırada çocuğum bana yeterli araştırmayı yapmış, bunun düzelemeyecek bir şey olduğunu, bunun doğuştan beri kendisini böyle hissettiğini söylemesine rağmen ben yine de ısrarla doktorlara götürdüm. Ve çok büyük bir üzüntü yaşadım. Yani bir erkek çocuğunuz var. Onu kaybediyorsunuz. Yani ölüm gibi bir şeydi aslında. Çünkü ona ait evdeki bütün kıyafetler atılıyor, bütün fotoğraflar kalkıyor. Ve bir kız çocuğunuz oluyor. Ve bu kız çocuğunuz üstelik yetişkin. Yani siz de nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman biraz aslında kendime kızıyorum. Biraz topluma da kızıyorum. Çünkü hiçbir yerde bu konuyla ilgili bir eğitim almadık. Yani okulda da almadık. Ne bileyim televizyonda da görmedik. Sadece yani televizyonlarda da sadece işte kötü yanlarıyla hep gösterildi. Bilgilenseydim, keşke daha bilgili bir anne olsaydım. Aslında bu zor süreci çok daha güzel atlatırdım. Ve ben çok rahatsızlanıp çok böyle fevri hareketlerde bulununca ne yazık ki benim çocuğum evden ayrılmayı tercih etti. Ben çocuğumla 1 yıl kadar görüşmedim. Tahmin edersiniz ki bir anne için çok zor bir dönem. Ve o dönem ben biraz da galiba kendime kapandım. Yani yine bilgilenmedim ama 1 yıl sonra benim çocuğum karşıma geldiği zaman ne dediyse tamam diyecektim çünkü çocuğum bir kere. Yani her şeyden önce çok sevdiğiniz biri. Şimdi artık cümleleri öğreniyoruz ya, koşulsuz sevdiğiniz biri aslında. Bana kendisini anlattığı zaman ben dedim ki ben her şeye hazırım. Çocuğum trans olduğu için göğüslerini yaptırmıştı. Orada dedim ki ben artık bunu tek başıma kaldıramam. İnternete yazdım. İşte eşcinsel anneleri falan diye yazmıştım. Orada listeler gördüm.
Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Listak benim için çok önemli. Benim ve çocuğum için. İkimiz için de çok önemli. Çünkü eğer ben listaha gelmeseydim çocuğumu bir kez daha kaybedebilirdim. Yani o bir yıllık görüşme hayat boyu görüşmemeye gidebilirdi. Ben de bir eşcinsel annesiyim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Çocuğumu ve LGBTİ artı bireyleri sadece onların cinsel cinsiyet kimlikleri ya da cinsel yönelimleri değil, hayattaki onurlu duruşları temsil ediyor diye düşünüyorum. Önce bunu bir belirtmek istiyorum. Arkasından kızımla karşılıklı birbirimize açıldığımızda ben onu her haliyle bağrıma bastım. Ama çok daha sonra anladım ki aslında benim kabul ettiğim sadece evladımdı, onun cinsel yönelimi değil. İlk bilgileri kızımdan aldım. Kızım bana yanlış olmadığını anlattı. Onun peşinde olduğu aslında aşktı, sevgiydi ve aşkın cinsiyeti yoktu ve her yerdeydi. Aşkın nerede ve kimde cisimleştiği çok önemli değildi. Arkasından ben bilimsel bilgilere başvurdum elbette ve bilgilendikçe, öğrendikçe eşcinselliği sorgulamamaya başladım. Çünkü eşcinselliğin nedenini bilim bile daha henüz çözebilmiş değil. Keza heteroseksüelliğin nedenini de bilmiyoruz. Beni rahatsız eden bir şey vardı. O da eşcinselliği illa bir nedene bağlamak istiyordum. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Ve sonra fark ettim ki toplumsal çevremizin bizim üzerimizde kurduğu baskılar buna neden oluyor. Bizim çocuklarımızın ve de ailenin üzerinde kurduğu baskılar. Ve işte tam da bu noktada ben Listak'la tanıştım. Çünkü aşk örgütlenmektir. Listak 2008 yılında çocukları gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel olan ailelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir gruptu. Ve bu sene biz dernek olduk. Listak bu LGBTİ artıların yakınlarının ailelerine bir destek grubu. Nasıl destek oluyorsunuz derseniz, biz onların çocukları açıldıktan sonraki kabul sürecinde onlara bilgi ve deneyim paylaşımıyla bu süreci daha acısız, daha rahat atlatmalarına destek oluyoruz. Burada şimdi gördünüz, buradaki arkadaşlar hepsi çok çabuk bununla baş etmeyi becermiş arkadaşlar. Ve artık böyle bir sorunları yok. Ama biz çok acılı aile gördük. Bizim danışma hattımız susmuyor. Hala bir dolu aile bize ulaşıp işte çocuğunun hayatından endişe ettiğini ya da bir çocuk ulaşıp işte intihar etmeyi düşündüğünü söyleyebiliyor. Listak her cumartesi bir planlama toplantısı yapar, her ay bir aile yemeği yapar, her ayın ilk perşembesi CETAT cinsel Teşhis Tedavi Araştırma Derneği'nin gönüllü psikiyatristleriyle tamamen ücretsiz ailelere bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yapar, psikiyatri uzmanlarıyla bu konuda çalışan. Sonra bir dolu STK ile işbirliği içindedir. Onlarla üniversitelerle işbirliği içinde. Ve bizimle artık Listak dostları dediğimiz şirketlerle işbirliği içinde, yani farkındalık yaratmak için ne gerekiyorsa biz de LGBTİ derneklerinin yanı sıra onlara destek olarak bu işlere devam ediyoruz. Uluslararası aile gruplarıyla temas halindeyiz. Onların toplantılarına gideriz. Onlar gelir. İşte onur yürüyüşlerinde çocuklarımızın yanındayız. Yapılamayan onur yürüyüşlerinde. Bir de bizim için en önemli gelişmelerden biri de 2013 yılında 7 ailenin yüzünü Türkiye'ye ve dünyaya göstermesi ve çocuklarıyla açılma sürecinde yaşadığı zorlukları ve sonradaki
örgütlenme sürecini gösteren benim çocuğum belgeseli. Ondan sonra onu seyrederek bize ulaşan çok aile oldu. Sorunumuz bir hatta LGBTİ artı ailelerin esas derdi toplumdaki ön yargılar, ötekileştirme, ayrımcılık, nefreti varan söylemler. Yani esas bizi üzen ve sıkan evet. ve esas derdimiz bu. Yoksa çocuk aynı çocuk. Çocuk sizin çocuğunuz. Yani cinsel kimliği veyahut da cinsel yönelimi değişse bile çocuk bildiğiniz, büyüttüğünüz insan. Yani o açısından fark eden bir şey olmuyor ama toplumdaki ön yargılarla, işte nefretle, ötekileştirmeyle bunlarla bir şekilde bir mücadele etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Sadece kendi çocuğunuzla ilgili aslında. Hani genel olarak bunun gibi binlerce ve binlerce... Tabii tabii. Yani artı çocuklarımız sadece hani LGBTİ kimlikleriyle öne çıkması. Aslında hepsi çok farklı alanda başarılı çocuklar. Hı-hı. Ama toplumda öyle bir ön yargı oluşturuluyor ki bilinçli olarak sanıyorum. Hani çocuklarımız sadece cinsel yönelimleri. Yani çok başarılı, farklı alanlarda başarılı çocuklarımız var. Yani tabii. Küçük bir parçası. Yani cinsel. Atilla Bey'in dediği gibi yani hepsinin farklı alanda başarıları var. Hepsi en azından bizim çocuklarımız. Değişmiyorlar ki. Yani diğer insanlardan farkları ne diyeceğim? Zaten amacımız insan haklarından faydalanmaları. Yani öyle bir durum ki aslında farklı becerileri olmayabilir de başarılı olabilir aslında. Tabii ama neden bir çocuk, bir insan hani kendi cinsel kimliği ya da yönelimi yüzünden ayrımcılığı ötekileştirme olursun yani ne gerek var böyle şeylere? O yüzden buna karşı bir mücadele etmeyi gereği hissediyorsunuz. Hem kendiniz için, hem kendi çocuğunuz için, hem de toplum için aslında. Çünkü bu bir demokrasi meselesi. Yani hani hep diyorlar ya toplumun temeli işte ailedir, şudur budur filan. Vallahi demokrasi. Demokrasi olmadığı zaman aile de demokrat bir aile olmayınca, ailenin içinde demokrasi olmayınca o toplumdan da hayırlı bir şeyin ortaya çıkması aslında mümkün değil. O yüzden de ben de tabii örgütlenme ihtiyacı hissettim. Çünkü tek başınıza başaracağınız şeyler azdır ama örgütlü olduğunuz zaman kat be kat artıyor. Ankara'da işte çocuğumuz bize açıldıktan sonra yaklaşık bir yıl sonra işte örgütlenme arayışı içine girdim. Ve Facebook'ta bir arkadaşımın Ankara Gökkuşu Aile Derneği'nde bir eğitim çalışması yaptığını gördüm. İşte onunla iletişime girdim. Dedim nasıl yapalım? İşte telefon numarasını aldık, verdik. Öyle bir şey içine girdim. Ankara Gökkuşu Aile Grubu'na katıldım. Yani biz de ayda bir kere bu Psikiyatrlar Derneği'nde toplanıyoruz. Hocalar da bize eşlik ediyorlar. Hacettepe Üniversitesi'nden, başka üniversitelerden. Ve onların eşliğinde işte hem tekrar bilgilerimizi taze ediyoruz. Ne gibi dayanışma faaliyeti örgütleyebiliriz, neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz. Yeni gelen ve henüz dertleri çok taze ya da yaralı taze diyeyim aileler varsa onlara nasıl destek olabiliriz, yaralı nasıl sarabiliriz diye bir çaba içine giriyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken çocuklarımızla beraber verdiğimizi söylemiştim. Zor günlerimizde beraber olduğumuz gibi güzel edinimlerimizde de özgürleşiyoruz. Biz mutlu oluyoruz aileler olarak. Biz mutlu oldukça çocuklarımız da çok mutlu oluyor. Ve ben şunu sormak istiyorum herkese. Aile olmanın tanımı bu değil de nedir? Yani ben yürüdüğümüz zamanlarda topluma şunu söylemek istiyordum. Yani çocuğumla beraberim. Benim çocuğum yanlış değil. Ve en önemlisi yalnız olmadığını, yalnız olmadıklarını aslında belirtmek için yürüyordum. Ama şimdi yani yapılamayan onur yürüyüşlerinde yapabildiğimiz kadar diyelim ya da orada da bir isyan hissediyorum aslında kendimde. Çünkü haksızlığa karşı bir isyan hissediyorum. Orada bulunma amacımız bizim çocuklarımızın insan haklarından faydalanması. Biraz toplumda farkındalık yaratmak. Bizim çocuklarımız varlar, yok olmayacaklar yani. Onun için orada olmayı çok istiyorum. Yani onur yürüyüşlerinde oradayım. Çünkü topluma gerçekten şunu haykırmak istiyorum. Yani benim çocuğum yanlış değil. Bu bir varoluş biçimi. Hani aile diyorlar ya, evet aile. Şimdi ben çocuğumla beraber bir aileyim. Eğer onların istediği gibi ben çocuğumu dövüp, sövüp, öldürüp sokağa atarsam mı aile kavramını yapmış olacağım? Yani o zaman aile mi olacağım ben? Çocuğumu benimseyip bir çatı altında olduğum zaman aile olmuyorum. Ama sokağa atarsam aile olacağım demek. Yani ben evet parçalanmış aile mi olmamız gerekiyor? Ya anne baba ayrı anneler de var, babalar var. Onlar aile değil mi yani? Bu noktada bir de hani aile derken
hani çocuklarımızın işte aile yapısına zarar vereceğinden falan bahsediliyor. Şimdi son 6 ayda 2-3 tane kadın öldürdü. Aile içi şiddet almış başına gitmiş. Yani buna istatistiklerle belirlen, tespit edilen şeyler. Zaten hani aile şu anda gerçekten o kadar değişime ve dönüşmeye muhtaç bir yapıdır ki. Yani bunun bozulması değil, bilakis bizim çocuklarımızın varlığının kabul edilmesi. Şu anki mevcut aileye de aslında daha fazla demokrat bir yapıya büründürecek. Çünkü toplumun herhangi bir grubunun ötekileştirilmesi, ayrımcılığa tabi tutulması otomatik olarak diğer ötekileştirmenin, ayrımcılıkların vesairelerini önüne açıyor. Bir kişiye bir haksızlık yaparsınız, bir başka kişi yapacak haksızlığın önünü açmış olursunuz. Bu yüzden bizim mücadelemiz çocuklarımızın sadece onurlu birer birey olarak yaşam mücadelesinden ziyade toplumun gerçekten genelinin değişmesi için verilen mücadele aynı zamanda. Aslında onur yürüyüşleri yani bir görünürlüğün şeyi, çocuklarımız o gün daha çok görünmek istiyorlar. Bütün dünyada kutlanan bir şey bu. Neden? Çünkü düşünün ki bizim toplumumuzda da bazı ülkelerde olduğu gibi çocuklar küçük yaşlardan bir eşcinsel görseler, bir transseksüel görseler, bu aile içinde normalleştirilse, bununla ilgili ufak eğitimler alsalar ki bir dolu ülkede bu yapılıyor artık. Yani yuva çocuklarından başlanıyor toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmeye. Ya da bir kitaplarda daha çok görseler, basında daha çok doğru bilgi görseler, televizyonlarda daha çok bilgi görseler. Bugün eşcinsellerle ilgili, transseksüellerle ilgili filmler bizim televizyonlarımızda yok. Bizim belgeselimiz bile Türkiye'de bir iki televizyon dışında hiçbir televizyonda gösterilmedi. Halbuki belgeselin şeyi gösterilme yaşı 8 yaştır bizim belgeselimizin. Yani görünürlüğün önemi, bunun normalleşmesi, onur yürüyüşlerinin amacı da budur. Yani eşcinselleri, transseksüelleri toplum görsün, bunları yadırgamasın ki 2014'teki 2013 ve 2014'teki onur yürüyüşleri basından görmüşsünüzdür ne kadar kalabalık oldu. Çünkü bir dolu heteroseksüel de bizimle birlikteydi. Tabii bunda Gezi'nin de önemi çok büyük. Gezi'de toplumun büyük bir kısmı bizim çocuklarımızın sadece cinsellikleriyle ön plana çıkan çocuklar olmadığını, onların da gerektiğinde politik insanlar olduğunu gördüler. Biz de oradaydık Gezi'de ve o 2014 şeyi, onur yürüyüşü en kalabalık oldu ve 2015'te yasaklandı. Bu tamamen siyasi bir olay. Yani bu kadar geniş bir muhalefet kitlesini görmek istemiyorlar karşılarında. Bu tanışma denen şey çok önemli. Aslında bir tanışma. Yani insan karşısında gerçek kanlı canlı bir insan gördüğü zaman her şey bambaşka oluyor. Değiş var. Bir kişi değişirse herkes değişir. Biz bir kişiye bile dokunabilsek, onun bakış açısını değiştirebilsek bu da bizim için bir kazanımdır. Kısa hatırlatma olarak verelim. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde İşte terör örgütleri ve LGBT'ler gibi bir ifadelendirmesi var. Yine aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var. Kademin yaptığı açıklamalar var falan. Bu açıklamalar size nasıl yansıyor? Ne hissediyorsunuz? Nasıl? Yani size yansıması ne oluyor? Böyle talihsiz açıklama diyorum. Ben yine bilgisizlik diyorum. Aslında onlara da seslenmek isterim yani. Gelsinler, tanışalım. Hikaye kitaplarımız var, gerçek öykülerimiz. Onları bir okusunlar. Benim çocuğum belgeselini bir seyretsinler ve biraz aslında bilgilensinler, biraz da bizle duygudaşlık yapabilsinler. Ben bir anne olarak zaten Türkiye şartlarında endişeli bir anneyim. Bu açıklamalardan sonra endişem çok daha fazlalaştı. Çünkü çocuklarımız hedef gösterildi. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde sanmıyorum ki bu çocuklar hedef gösterilsinler. Yarın benim çocuğum dışarıda yürürken herhangi birinin saldırısına maruz kalırsa, en basiti dayak yerse, bırakın öldürülmeyi ki olabilir,
Zaten trans cinayetleri Türkiye'de çok fazla. Çünkü ne yazık ki bazı yasalarımız hala kabul olmadı. Bunun sorumlusu kim olacak? Ben bir anne olarak gidip kimin yakasına yapışacağım? Benim çocuğumu nasıl hedef gösterebiliyorsunuz? Yani bütün çocuklarımız için, sadece benim çocuğum değil yani. Bunun sorumlusu kim? Üstelik yetkili merci bunu yapan. Yani bunu yapan bir İçişleri Bakanımız. Bunu yapan Diyanet. İslamiyetse eğer, Müslüman ve inançlı bir insanım, Allah'a şükür elhamdülillah Müslümanım. Üstelik çocuğum da çok inançlı bir çocuk. Nerede kaldı İslamiyet? Zaten yasalar yeteri kadar yokken, bir de hedef gösterildiği zaman ben bir anne olarak çok endişeliyim. Eminim ki benim çocuğum da endişeli. Evet, insan hakları beyannamesi var, İstanbul Sözleşmesi var, vesaire vesaire. Yani bütün bunlar aslında bu tür nefret söylemlerinin, bu tür ayrımcılıkların, ötekileştirmenin aslında engelleyen yasalar. Yani bunları İçişleri Bakanı'nın kendisi veyahut da devletin üst düzey görevlilerinin, Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisi uymaz ise sokaktaki insanın uyması beklenebilir mi? 3 gün sonra gerçekten de söylediğiniz gibi, yani bizim çocuklarımızın başına kötü bir iş geldiği zaman, evet, bunun hesabını kim verecek? İçişleri Bakanı o zaman buna mutlu mu olacak? Diyanet İşleri Başkanı buna mutlu mu olacak? Hani kendisi hep bir fıtrattan söz ediyor. Evet, bizim çocuklarımızın da, kendisinde hepimizin bir fıtratı var. Kimisi heteroseksüel, kimisi trans, kimisi eşcinsel. Bu yüzden birilerini kınamak, birilerini kötüymüş gibi göstermek, doğuştan kötüymüş gibi göstermek. Yani bunlar demokratik bir devlette kabul edilebilir şeyler asla olması gerekir. Listak hayat kurtarır diyorduk. Çünkü aileleri tarafından da öldürülen çocuklarımız var. Ya da ailenin yaptığı baskıya dayanamayıp intihar eden çocuklarımız var. Biz bu yönde Türk toplumunda çalışırken, hani iğneyle kuyu kazıyoruz belki ama bunu yapıyoruz ki çocuklarımız ölmesin, aileler üzülmesin diye uğraşırken, böyle bir ortamda böyle bir talihsiz açıklama bizi gerçekten çok yıprattı ve üzdü. Ama tabii ki biz yılmıyoruz, çalışmaya devam diyoruz. Bizim bir tane çocuğumuzun başına bu söylemden sonra bir şey gelse, onlar, bu karar alıcılar nasıl rahat edecekler, gerçekten ben merak ediyorum. Çünkü bu söylemler, bakın, İçişleri Bakanı, Aile Bakanı hasta dedi. Ondan sonra Kadem'in söylemleri var. Ondan sonra bu belediye seçimlerinden sonra diğer AK Partili belediyelerin bu konudaki söylemleri var. Yani bu bir sistematik bir şekilde geliyor. Dalga, yani dalga, ha, bundan aslında sonra da geleceğini düşünüyoruz. Bu siyasi bir söylem ve devam ediyor. Ama bizim çocuklarımız da yok olmayacaklar. Varlar, var olacaklar. Bu çocukları hedef göstermek hangi din anlayışına uyar? Yani sadece İslamiyet olarak değil. Bir kitleyi siz hedef gösterince vicdanen rahat mısınız? İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Vicdanen kafaya yaslayan rahat koyup uyuyabiliyor mu? Bu da günah değil mi, birini yargılamak, birini kınamak? Bir de öldürmeye teşebbüs, yani böyle bir şey yok. Bu hiçbir dinde yok zaten. Tabii şimdi bir de sorun, hani aslında çok yönlü, çok boyutlu bir sorun. Şöyle ki, hani biz yine burada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi nispeten tabii daha büyük, nispeten daha hani homofobinin, transfobinin nispeten biraz daha az olduğu vesaire şehirlerden söz ediyoruz. Ama böyle olmayan yerler de var. Tabii taşlar daha küçük yerler, daha muhafazakar bir toplum yapısı vesaire. Yani burada bir çocuk ailesine eşcinsel olduğunu, trans olduğunu veyahut da bir şey olduğunu söylediği zaman, hani üzerine bu Diyanet'in yaptığı açıklamalar da eklendiği zaman, evet, bu çocuğun hayatı o anda itibaren hem tehlike altındadır, evet, tehlike altında olması bile zindan olur o çocuğun hayatı. Peki buna ne gerek var? Bu çocuğun kimine zarar dokunmuş? Hiç kimse hiç verdiği bir zarar yok. Sadece kendi varoluşunu yaşamaya çalışan bir insan. Mesela Diyanet diyor ki aile şeyi zedeleniyor, aile birliği zedeleniyor. İşte genel aile ahlakı, genel ahlak bozuluyor bunlar sayesinde.
Halbuki yani onların yaptıkları, yıllardır yaptıkları evlilik programları, ondan sonra o kadın cinayetleri, ondan sonra çocuk istismarları, bunlar kimler tarafından yapıldı? Hep devletin organları tarafından yapıldı. Onların söz sahibi olduğu televizyonlarda yapıldı. Ve işte cemaatler, ondan sonra diğer şeyler, onların vakıfları hep bunlar tarafından yapıldı ama maalesef yani onların cezalandırıldığını da duymadık. Toplumun bazı kesimleri LGBTİ artılar hakkında bilgili, bazıları bilgisiz, bazıları da bilgili ama nötr. Yani ne iyi ne de kötü. Belki de görmemezden geliyordu. Ama bu açıklamalardan sonra onlar da, o nötr olanlar da ne yazık ki kötü şekilde etkilendi. Ben böyle düşünüyorum. Erkek egemen bir toplumda, ülkede yaşıyoruz. Bunun yansımalarını da LGBTİ artılar çokça görüyorlar. Çünkü kadınlardan erkek egemen toplum tabii ki itaatkar olmasını bekliyor. Erkeğine destekçi olmasını bekliyor. Onun sözünü dinlemesini istiyor. Kendi önceliklerinden önce ailesinin önceliğini düşünmesini istiyor. Aslında naturasında olmayan şeyleri kadına yüklüyor. Ve bu anlamda LGBTİ artılar arasında hem kadın hem de lezbiyen olmak gerçekten çok zor bu ülkede yaşarken. Yani bizim çocuğumuz bize açıldığı zaman 18 yaşında yeni girmişti. 12 yaşından beri aslında bir şeyler olduğunu biliyorduk. Hani hissediyorsunuz. Çocukta bir rahatsızlık var, bir içine kapanma, bir depresif, bir konuşmama, bir mutsuzluk, bir gülmez, işte misafirin yanına çıkmaz, fotoğraf çektirmez, kavga dövüşer, seni fotoğraf çekelim, hadi 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 ne olur, çektirmez. İşte arkadaşlarla ilişkisi bozuldu vesaire vesaire. Yani bir şey var ama ne olduğunu açamadı, söyleyemedi. Ancak 18 yaşına girdikten sonra bunu yapabildi. Neden? Neden? Çünkü üzerindeki bu baskı işte. Gerçekten biz anne baba olarak da ne kadar böyle hani modern aydın efendim falan bir sıfata yarıştırsak da yine de bir otoriteyiz tabii. Ve hani tepkimiz ne olacak onu da kestiremiyor. Çünkü toplumdaki ötekileştirme, ayrımcılık, nefret, homofobi bunlar var. Biz bunlardan acaba ne ölçü etkilendik veya etkilenmedik? Hani bunları da tam bilemiyor. Yani bu baskı mesela bizim çocuğumuzun 6-7 yıl boyunca hani hayatta kendisini zinletmesine sebep oldu. Öyle söyleyeyim. Ha şimdi açıldıktan sonra evet yüzü gülüyor. Evet fotoğraf çektiriyor. Evet arkadaşları beraber dışarı çıkıyor. Hayatın içine giriyor. Tüm bunları yaşamasına ne gerek vardı? Hiçbir gerek yok halbuki. Ya artık zaten çocuklarımız yani ilk aile içinde ama ilkokula başladığı zaman okulda zaten zorluklar yaşıyor, orada baskılar yaşıyor. Ondan sonra okul hayatı bitiyor, aileye açılıyor. Toplumla mücadelesi başlıyor. Aslında bizim çocuklarımız çok mücadeleci çocuklar. Çok cesaretli ve cesur çocuklar. Dediğim gibi bütün zorluklarla mücadele ederken bir de bu karar vericilerden böyle bir şey geldiği zaman aslında bizden fazla çocuklar etkilendi. Biz tamam belki ebeveynler olarak tabii ki etkilendik ama bana göre çocuklar çünkü bir yerde evet buradayız demek isterken kendilerini evet onur yürüyüşlerinde görünür yaparken bu sefer acaba görünür olmasa mıydık? Çünkü bu sefer de hedef olduk. Bizim çocuklarımız çok geç yaşta açılıyorlar. Çok acı çekiyorlar. Onlar acı çekerken biz bunu fark etmiyoruz. Onların yanında olamıyoruz diye ağlayan çok anne gördüm ben. Toplumsal cinsiyet aslında öğrenilen ve öğretilen bir şey. Aynen. Onun için ben diyorum ki okul öncesi eğitim gerçekten çok önemli. Çünkü cinsiyet kimliğinde ve yöneliminde çocuğun beyanı esas. Bunu değiştirmek mümkün değil. Özellikle de okul öncesi eğitimlerde eğitmenleri eğitmek gerekiyor her şeyden önce. Çocukları erkek ve kız diye toplumsal cinsiyetlerine göre ayırmamak gerekiyor. Onlara ortak oyunlar, ortak alanlar yaratmak gerekiyor. Böylelikle çocuk ileride beyan ettiğinde kendi cinsiyet kimliğini ve yönelimini utanç duymuyor ya da duymayacak. Vardık, varız, var olacağız.